Şeytanın sormuş olduğu çok tehlikeli ve dehşetli bir soru var. Ben bu soruyu duyduğumda Allah'ım lütfen bu sorunun cevabını öğrenmeden canımı alma diye içimden geçirmiştim. Birçok ateistin de sorduğu, birçok Müslümanın da kafasında soru işareti olduğu sorulardan bir tanesi. Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Cevaben Bezum Hazretleri çok güzel örneklerle cuk oturan bir cevap veriyor. Cevaben dedim Şeytanın sormuş olduğu çok tehlikeli ve dehşetli bir soru var. Ben bu soruyu duyduğumda Allah'ım lütfen bu sorunun cevabını öğrenmeden canımı almadığı içimden geçirmiştim. Çünkü bu soru beni çok dehşete düşürmüştü. Cevabını bilmiyordum ve imanın altı rüklünden biri olan Kur'an'a, imana saldıran bir soruydu. Ve cevabını bilmediğim için de oldukça beni köşeye sıkıştırmıştı. Öyle bir soru ki cevabı bilinmediği takdirde Allah muhafaza Kur'an'a imandan bizi uzaklaştırabilir. E uzaklaştığında İslam'dan, imandan uzaklaştırıp dinsize doğru götürebilir ki zaten birçok ateistin de sorduğu, birçok Müslümanın da kafasında soru işareti olduğu sorulardan bir tanesi. Bu soruyu şeytan ve zaman Hazretleri'ne soruyor. Şimdi şeytan dediğimiz olay hani filmlerdeki bir kafanızı canlandırmayın. Vesvese gelmesi. Nasıl ki normal zamanda ya Allah var mı yok mu diye bir şüphe geliyor ya aklına. İşte o şeytanın fısıldaması vesvese diyebiliriz. Bizim gibi zayıf insanlara bile ne kadar dehşetli, tehlikeli sorular soran şeytan ve o zaman Seyd Nursi Hazretleri gibi ilmi noktada çok bilgili bir İslam kahramanına tabii ki böyle zor ve dehşetli soru sorar ki ilk ki sormuş ve o zaman Hazretleri de ilk cevabını verip esirini almış ki biz bunun cevabını okuduğumuzda şimdi güzel bir şekilde anlamış olacağız. Ramazan ayında Bediüzzaman Hazretleri Beyazıt Camii'nde hafızları dinliyor ve hafızları dinlerken şeytan bu çok dehşetli soruları bir bir üstad Hazretlerine sormaya başlıyor. Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Beyazıt Camii şerifinin hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Vesvese şeytanın fısıldarı. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. Şimdi o söyleyeceğimiz sorulardan bir tane söyleyeceğiz. Sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafa ne muhakeme et. Tarafsız bak, öyle bak. Yani Beşer kelamı farz etti, insan yazması farz etti. Bak, az bu o meziyetleri, o zinetleri görecek misin dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip Kur'an-ı Kerim'i insan kelamı farz edip öyle baktım, gördüm ki nasıl beyazıtın elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile yani Kur'an'ın beşer kelamı farz etmek ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır. Beni vartayı yuvalandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim. Yardım istiyor Kur'an'dan. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Ve bundan sonra şeytan soruyor. Bediüzzaman Hazretleri cevap veriyor. Şeytan soruyor. Bezozma Hazretleri yine çok güzel cevaplar veriyor. İşte bu sorulardan beni en çok dehşete düşüren bir soruyu burada sormak istiyorum ve cevabını da okumak istiyorum. Birçok kişinin kafasında olan veya duyduğunda ciddi manada şüpheye düşen çok tehlikeli bir soru. Şeytan diyor ki, Kur'an beşer kelamına benziyor. Kur'an beşer kelamına yani insan kelamına konuşmasına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihette harikulade bir tarz olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da konuşması da benzememeli. Ya bu soru şeytandan başkasından çıkacak bir soru olduğunu ben düşünemiyorum. Çünkü o kadar tehlikeli bir soru ki. Ben ilk bunu okuduğumda şunu dedim, evet. Evet ya hani Bakıyorsun Kur'an konuşmasına sanki bir insanlar arasındaki iletişim muavere gibi Kur'an'daki muhaverede iletişimde bize söylenenlerde. Şimdi şeytan öyle bir fitne atıyor ki cevap bilinmediği takdirde peşine takılıp gitsen Allah muhafaza Kur'an'a iman etmenin inkarına kadar gidebilir. Cevaben Bezum Hazretleri çok güzel örneklerle cuk oturan bir cevap veriyor. Cevaben dedim nasıl ki peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizatından, mucizelerinden ve hasayisinden, hususi özelliklerinden başka efal ahval ve etvarında, tavırlarında, hareketlerinde. Beşeriyette kalıp, insanette kalıp, beşer gibi adeti ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine yani Allah'ın emirlerine münkat ve muti olmuştur, itaat etmiştir. Nasıl? Çok güzel bir örnek geliyor. O da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Peki neden böyle? Şimdi cevabı da geliyor. Her bir ahval ve etvarında yani hallerinde, fiillerinde her kulade bir vaziyet verilmemiş ta ki ümmetine efaliyle, fiilleriyle imam olsun, etvariyle rehber olsun, hareketleri bize rehber olsun, umum hareketiyle ders versin. Eğer her etvarında, her hareketinde, her kulade olsaydı bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşid mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle, bütün hareketleriyle rahmeten lil alemin olamaz. Mükemmel bir sıfattı ya. Yani bunu ben okuduğumda oldukça rahatladım. Mükemmel. Her hareketi mükemmel değil. Çünkü bize rehber olamazdık. o da soğuk çeker diyor üstazileri. O da elem çeker diyor. Çünkü görüp bize rehber olabiliyor. Aynen öyle de. Bu örneği anladıysak şimdi asıl sorumuzun cevabına geliyoruz. Aynen öyle de. Kur'an hakim ehli şuura imamdır. Cin ve inse mürşittir. Yol göstericidir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate de muallimdir. Öyleyse beşerin muhabereti, konuşması ve üslubu tarzında olmak zaruri ve katidir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor. Mesailini onun lisanıyla zikrediyor. Ebedi muaşeretini yani yaşam ahlakını ondan taallüm ediyor, öğreniyoruz. Ve hakeza herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hz. Musa aleyhisselamın Turi Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı Beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hz. Musa Aleyhisselam gibi bir ulul azm yani büyük peygamberlerden biri ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Sonra bayılıyor zaten. Hz. Musa Aleyhisselam diyor ki: "Senin kelamın böyle midir?" Allah buyurdu ki: "Ben bütün lisanların kuvvetine malikim. Bir peygamber bile Allah'ın kelamını duyduğunda bayılıyor dayanamıyor ki biz nasıl dayanacağız?" Dolayısıyla ins ve cinne rehber olan, yol gösterici olan Kur'an bizim anlayacağımız tarzda olması lazım ki bize tam rehber olabilsin. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın fiilleriyle, hareketiyle bize rehber olduğu gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çocuklarını toprağa veriyor. Çocuklarını kaybediyor, bu acıyı çekiyor. İhsan etmediğini görürüz bak bize rehber oldu. Aynen bunun gibi de Kur'an-ı Kerim bizim anlayacağımız seviyede olması lazım ki bize rehber olsun, bize yol gösterici olsun. İşte bu ve bunun gibi birçok tehlikeli sorunun imani konularda insanları fitneye düşürecek, dinden uzaklaştıracak, ateist yapacak birçok sorunun cevabı Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinde mevcut. Az önce okuduğum yer küçük bir yerde. Yani şeytan sadece bu soruyu sormuyor. Şeytanın sormuş olduğu çok daha farklı sorular da var. Siz açıp okursanız bu tehlikeli soruları öğrenip bu muazzam cevaplarını da Bezuma Hazretleri'nin Kur'an'dan alıp aktarmış olduğu muazzam cevapları da öğrenmiş olursunuz. Bu okuduğum yer 15. sözün zeylinde de var. 26. mektubun 1. Mefası'nda da var. Açıp okumanız çok daha etkili olacağını düşünüyoruz ve bunu da zaten öneriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.